Evet e, ve şu da var, aslında bu vurgu da hep yapılıyor. Mesut Hakkı Hocam, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız Benim doğrultusunda da, e, bu bölgelerde icra edilmektedir deniliyor. Sizle de devam edelim, buyurun efendim. Şimdi, Bir yandan da Doğukan Yıldırım görüntüleri de, neden de ekrana getirmeye madde, devam ediyor onu, onu canlı söyledim. olarak, buyurun. Şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ikinci maddesi devletlerin kuvvet yoluyla sınırların değiştirilmesini yasaklamıştır. Halbuki burada gördüğümüz iki tane önemli gerçek var. Bunlardan bir tanesi söylediğim Irak'taki iki harekatla Irak üçe bölünmüştür. Bu bölgede fiili olarak bir PKK devleti kurulmak isteniyor. Ve bu ikinci hamleyle Suriye İç Savaşı ile beraber PKK'ya destekleyen, çok önemli bu, PKK'nın burada Suriye topraklarının %35'ini kontrol eden koalisyon kuvveti Amerika bunu birleştirip denize çıkarmak istiyor. Türkiye buna karşı harekatını yapmış ve burada buna izin vermeyeceğini söylemiştir. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın terör faaliyetleri İsmet Bey'in söylediği gibi, Bir İran-Irak savaşıyla yani bu uzun süre 80-88, 8 sene arkasından 1. Körfez Savaşı 91-2003 ve bu bölgeye bir şekilde asker koyamıyor Irak. Koyamayınca Türkiye kendisine gelen bu saldırılara karşı. Çünkü teröre karşı mücadelede egemen bir devletin meşru müdafaa hakkını getir 51. madde. Hmm. Ya yani bu, bu bu bakımdan şuna görmek lazım. 2011 baharı ile Suriye savaşı parçalanmış ve burada büyük bir güç boşluğu oluşmuştur. Ve Amerikalılar da bunları buraya verdiler. Size büyük bir devlet kuracağız diye. Ha yine meseleyi bakın çok önemli bu. Eee etmek için Irak biliyorsunuz e, kimyasal silah kullandı ve 650 bin peşvergi Türk'ünü Türkiye senelerce besledi. Ben oradaydım. Mehmetçiğin orada gördüğünüz yemediği ekmeği biz Kürt kardeşlerimizle paylaştık. Bakın bir hesap yapalım. 650 bine burada baktık. 250 bin buradan e, geldiler. E, biliyorsunuz e, Kobani bölgesinden 1 milyon yapar. 4 milyon Türkiye'de bulunan Suriye'nin 1 milyonu. Kürt. Demek ki 2010 Kürt'ün ekmeğini Türkiye paylaş. Halbuki nasıl bir propaganda yapılıyor? Türkiye Kürtleri katlediyor. Soykırım uyguluyor. Netanyahu böyle söylüyor. Halbuki böyle değil. Bakın şöyle bir şey var bakın. Türkiye Mehmetçi Kırak'ın dağlarında burada bir terörle mücadelede pençe kilitte 2024'te 40 tane 60 tane üstü kurmuş mu? Bu büyük bir başarı. Askeri bir başarı bu. Ama maalesef bizim içimizden bundan anlamayan arkadaşlar Akdeniz'i savunuyor. Arkadaşlar devlet bir şeye karar verdi mi onu desteklememiz lazım. Ama burada bir komuta zafiyeti varsa, az önce askerin elbisesi yoksa bunu eleştiririz. Ama burada eğer siz bu yanlış diyorsanız o zaman Amerika'nın ve İsrail'in ekmeğine yağ sürersiniz. Tam tersinin buradaki üsler olmadığı takdirde Türkiye bir şekilde egemenliğini koruyamaz. Bunu gördük yani. Antep'teki şeylerimizi, gelinlerimizi kim vurdu? Bunlar vurdu. Ha, bugünkü hava harekatı da bunun devamıdır. Peki burada nasıl bir meydan okuma oluyor? Şimdi bu çok önemli. Diyor ki Amerika Birleşik Devlet, Irak'ta Suriye'deki üslerimize bilinmeyen insanlar ki burada biliyorsun Haçlı Şabi, İran'ı, ve bugün de Biden İran'ı tehdit etti. İran destekliyor. Ben buraya füze savar sistemleri vereceğim. Yani Aegis veya Petro sınıfı füzeler koyacak. Şimdi Türk Hava Kuvvetleri buraya giremiyor. Neden? Amerikan Patriot sistemleri var burada. Bir de buraya değerli. Yani burayı fiilen PKK'nın üssü olarak Amerika hareket içinde. Bunu da şimdiki Gazze Savaşı'na bağlıyor. Ha, burada Sayın e, Bakanımızın söylediği çok önemli. Şunu söylüyor Yaşar Güler Paşa. Operasyonlar devam edecek diyor. Kim destek verirse versin. Bunun kim olduğu belli. Amerika Birleşik Devletleri. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlar taarruzi olarak devam edecektir. Şimdi şimdi bazıları düşünebilir. Biz burada taarruz etmiyoruz. Beklemede kalıyoruz. Hayır değil. Bu taktik bir şekilde yeni bir taktiktir ve alan üstünlüğü sağlamaktadır Türkiye. Bu çok önemli. Neden? İki tane burada... Büyük... Ne demek istiyorsunuz alan üstünlüğü sağlamakla? Onu biraz açar mısın? Tabii. Burada dediğim gibi iki tane çok büyük e, coğrafi engel var. Uçurumlar. Hmm. Bunları bir şekilde biz bu üstleri kurduğumuz için PKK burayı bize karşı saldırıcısı olarak kullanamıyor. Hmm. Bu üstler olmadığı takdirde bunu Yani Aslında e, az önce Özay Bey'in de ifade ettiği nokta. Burada bir e, yapılanma... E, ...yayılma, yerleşme gerçekleştiremiyor terörist unsurlar, elbette, öyle mi? Elbette ama şu var, ama Yemin Özay Bey'in dediği gibi buradaki coğrafya bozuk çok. Hı. Yani bir defa İsmet Bey'in demin söylediği gibi bu bölge volkanik e, bölgeler. Hı. Çok sayıda patlamış yanardağ ve çok sayıda mağara var. Dünyada görülmediği kadar mağara var burada. Evet. Bunların bir kısmını PKK e, silah ve mühimmat deposu olarak kullanıyor... Mehmetçik bütün tehlikeleri göze alarak tam burada gidip çarpışıyor ve bunları yok ediyor. Hı hı. Ama siz demin teklif edildiği gibi yazın gelirim, kışın giderim derseniz onlar tekrar geliyor. Çünkü Türk milleti, bunu bilin bu PKK'ya yedi düvel silah veriyor. 7 düvel. Çin malından tutun. Dünyada ne kadar silah varsa hepsi var elinde. Javelin tank savar silahından tutun. En iyi Amerikan görüş sistemlerinin dahi veriyorlar. Hı hı. Ha, demek ki burada bitmeyen bir kavga var. Kavga ne? Bir, Türk işleri buradan gidecek. İki, burada kurulacak de facto PKK devleti İsrail'le birleşecek. Ve sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Yapamayacaksınız arkadaşlar bunu. Çünkü biz bu coğrafyada var olduğumuz sürece terör örgütünü yeneceğiz. Arkasında kim olursa olsun. Ama en önemli şey şu. Acaba burada benim tespitime göre sizin sorduğunuz sorunun cevabı. Evet gelelim dün akşam neler yaşandığına. O da var ama a, bu, bu burada büyük resme güzel bakalım e, Fulya Hanım. Birincisi, Fulya Hanım ben Türkiye... Mesut Bey'e bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam şimdi Buyurun. bazı bilgiler geliyor. Şimdi tabii yani siz de birçok bir kez söylediniz. Yani PKK'nın arkasındaki gücü bertaraf ettiğiniz zaman orada terör örgütünün ayakta kalma şansı sıfır. Yani sıfır o. Hemen hemen bütün uzmanlar bu konuda görüş birliğinde. Şimdi... Mesela dünkü saldırıda acaba PKK ile birlikte Amerika'nın Irak'taki e, özel şirketlerin paralı askerleri de katılmış olabilir mi? Buna ilişkin de bazı bilgiler gelmeye başladı. Ne dersiniz? Güzel, güzel bir soru bu. Şimdi burası Sincar bölgesi PKK'nın sızma e, kapısı. Bu bölge üzerinden Metene ve Hakurka geliyor. Birinci kapı bu. İkinci kapıda hepimizin bildiği gibi Süleymaniye, Kandil üzerinden ve Erbil üzerinden. Üç yoldan PKK'nın destekleri var. Diğer taraftan İran'dan gelenler var. Ama bu olaylarda ihtimalen e, Sincar üzerinden gelen PYD'ler. E, Çünkü ne dedi? YPG unsurları da vuruluyor dedi. Evet. Bu şu mesaj. Demek ki burada... PKK'larla Amerika'nın sevgili müttefiki PKK-YPG unsurları PKK-YPG, ve diğer terörist unsurlar etkisi ben hale ne dedim getirilir. Ve Amerika özel şirketinin elemanları. Evet oraya Amerika, Amerika özel Şirketin şirketinin devletleri. elemanları deniyor. Sizinle yaptığımız, gördüğünüz e, PKK'ya verilen eğitimleri gördük. Amerika askerleri orada eğitim veriyorsa bunlar resmi üniformalı, Amerika'nın Irak'ta kullandığı pek çok işsiz kalan eski Amerikan askeri paralı askerleri var. Bunların da burada faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunlar hiçbir şey yapamasalar bile silah ve istihbarat desteği verdiklerini söyleyebiliriz. Veya taktik eğitimini. Bunları yakalayıp veya bir şekilde etkisiz hale getirmeden bunu söyleyemeyiz. Mutlaka cesetin tanımlanması gerekiyor. Yani hukuken böyle. Şimdi zamanlama için neden <laughs> dün gece yapıldı? Bakın bir, bir gün önce Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Mayın görev anlaşması yapıldı. Amerika diyor ki ben Montreux'u tanımıyorum, bırak beni Karadeniz'e gireyim diyor. Hayır diyor Türkiye, giremezsin. Onun yerine çok küçük bir tuzak atıldı. Nedir o? İngiltere iki tane yardım gemisi gönderdi. Ne bunlar? Posta gemisi değil, mayın tarama gemisi. Türkiye dedi ki dur bakalım, Montreux'e göre giremezsin. Peki İngiltere Montreux'u bilmiyor mu? 1936 Montre Sözleşmesini destekleyen dünyada Winston Churchill'dir. Peki burada ne yapılmak isteniyor? Burada Montre'yi bırakıp bunu bugün söylediği şey, e, deni, e, Ukrayna komutanı. Biz dedi konuşuyoruz müttefiklerle NATO donanması Karadeniz'e girsin. Türkiye izin verin buraya? Açıkta da savunma bakteriniz hayır giremezsiniz dedi. Biz bunlarla mayınları temizleyeceğiz. Mayınları kim bıraktı? Birisi Karadeniz'de bizim veya İstanbul'a kadar geliyor mayınlar. 200'e yakın serbest mayın var. Bu bizim için bir bela yani. Yani açalım ya biz Ruslarla ya Ukrayna'yla savaşalım istiyorlar. Bu kabul edilebilir mi? İkinci sebep bu. Üçüncüsü, Blinken ziyaretinde şunu söyledi, Dışişleri Bakanı, İsveç üyelik oylamasını yapın ve Türkiye'ye baskı çünkü Temmuz'da NATO zirvesi var. Bunu yapmazsanız size F-16'yı vermeyeceğiz. Türkiye-Ankara baskı. Dört, Türkiye-Irak sınır güvenlik mutabakatının az önce söylediğim sağlanması ve Irak hükümetinin biz artık Amerikan askeri istemiyoruz demez Bir diğer husus, Gazze'de Netanyahu'nun Adalet Divanı'nda yargılanması ve şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, siz dedi, altıncı sebep çok önemli, Kızıldeniz'i kana buluyorsunuz, ve aşırı kuvvet kullanıyorsunuz. Orantısız kuvvet. Evet. Hemen Londra'ya hayır öyle değil. Demek ki Türkiye burada oynanan oyunun Karadeniz'de, bu bölgede, Gazze'de ve Kızıldeniz'de olduğuna dur diyor. Hı. Dur. Şimdi hocam biraz aslında böyle ha, şimdi, e, adım adım gidersek çünkü evet. yani böyle çok önemli noktalara değiniyorsunuz ama biraz karışıyor. Şimdi dün akşam ne olduğundan başlayalım sonra bu başlıkları saat saat konuşalım. Öyle hayır, yapalım hayır. daha Aynen. iyi olur. Yani bu, bu sebepten Evet dün akşam ne yaşandı? Dün akşamki söylediğim Hı. hadise evet. burada saklanan PKK yani unsurları. bu terör mı? saldırısı nasıl gerçekleşti? Oradan başlayalım. Az önce Hı. Hoca'nın anlattığı gibi buradaki e, olan unsurlar bir şekilde bize e, gene baskın taarruz yapmışlardır karakolumuza Metina bölgesinin yakın bölgede ve bu bölgenin son derece zor olduğunu biliyoruz. İşte ha, seyrediyoruz orada. Bundan yararlanmak suretiyle öleceklerini bile bile geliyorlar buraya. Peki soru şu. Bu harekatta siz olsanız öleceğinizi bile bile bu karakolu alamayacağınızı bildiğimize göre neden saldırıyorsunuz? Size kim er verdi bunu? Hı hı. Bu bir. Peki bu e, saldırı yöntemi aynı mı ona baktığınız zaman? Nasıl? Aşağı yukarı aynı ikisi de. Yani ikisi de gece saatlerinde hava şartlarından yararlanmak suretiyle Sabotaj ve sızma ne kadar çok asker öldürürsek evet. ses geçiririz. Dün yine e, çok zorlu hava şartları vardı değil mi hocam? Nasıldı yine bir yoğun e, sis tipi? Nasıldı koşullar dün akşam? Şimdi e, şu bir gerçek. Bu zor bir coğrafya. Bu zor coğrafyayı korumak da zor elbette. Hı hı. Ama her şeyin bir bedeli var. Eğer biz burayı koruyamazsak bu şekilde anayı batırırız. E, o zaman da bu timlerle temasa girdikten sonra diğer kuvvetlerimiz onlara destek vermiştir ve bu çatışmalar esnasında maalesef 9 vatan evladı şehit olmuştur. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Belki bugün 2 ay içerisinde 15 tane vatan evladının şehit verilmesi görev ağır geliyor. Ancak İsmet Bey de, Özay Bey de çok iyi bilirler. Ben 90-94'te bakım harekat subayıydım. 8. 100 komutanlığında. Ayda 15-20 tane Şehit verdiğimizi biliyorum ben. Bırakın onu, yaralılar. Neden? İçeride PKK ek, aktif durumdaydı. Yol kesiyordu. Her yerden, evlerden insan kaçırıyordu. Çoluk çocuğu kaçırıyordu. Bir, bugün Türkiye Cumhuriyeti aşağı yukarı minimuma indirmiştir PKK'nın eylemlerini. Bakın, bu söylediklerin çok önemli. Çünkü bir terör örgütü yaşadığını ispat için eylem yapmak zorunda. Sizinle yaptığımız değerlendirme 1 Ekim'deki Meclise yapılan saldırının bunun için olduğunu söylemiştim. Yani biz varız. Bu iki saldırıda da işte biz burada varız bu coğrafyada ses getiriyoruz. Ben kesinlikle eminim bunlar eser içip uyuşturucu için bu şekilde saldırıyorlar. Öleceklerini biliyorlar çünkü. Evet, uyuşturucu Neden? Bak zararlı. orada duran askeri görüyor musun? Nasıl? Burada geçilmez bir kale var. Türk askeri var. Burayı geçemeyeceklerini biliyorlar. Ama Türk milletinin işte bir şekilde motivasyonunu bozmak, Türk ordusunun bir şekilde e ee, özellikle maalesef CHP'nin buna sahip çıkmamasına üzülüyorum çok. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Partisi nerede? Böyle bir zamanda nerede CHP başkanı? Çıkı çıkmıyor hiç bir tanesi. Halbuki geçen defada imza atmadı. Her seferinde kaçı kaytırıyor. Biz bugün birlik olmazsak, beraber olmazsak emperyalizme, terörizme, ona silah veren her kim varsa ne zaman birlik olacağız? Adını unutmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Siz Türk milletinin verdiği ekmekten besleniyorsunuz milletvekili olarak. Hı. Herhalde Yüce Meclisi ki bu alçak hadiseyi Türk milleti de görüyor. Evet, Peki tamam to toparlarsanız. Gece. Zor gece geçirdik. Allah e, Türk ordusuna zeval vermesin ama şundan kimsenin kuşkusu olmasın ki Türk ordusu gerekeni yapmaktadır, yapacaktır ta kıyamete kadar. Peki e, siz oturmadan aslında şunu da değerlendirmek isterim. Şimdi dün gece kain saldırılar sonrası terör hedefleri aralıksız bir şekilde vuruluyor. E, şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı hava harekatına yönelik e, görüntüler de geliyor. Hocam bu görüntüleri sizinle analiz etmek gerekirse. Hayır, hayır. Şimdi, şimdi e, blok bu harek, bu, evet ne görüyoruz? Bu harekatlara bu. dair gece ne harekatı, söylersiniz? Gördüğünüz gibi yağmur var, zor hava şartları üstümüzde e, gördüğünüz gibi pilotlar lider bir numara kalkışı aldı kuleden kalkıyor. Altında kol altında gördüğünüz gibi sağ kanat altında 500'lük bomba görüyor ve kalkışını yaptı. Ve eş zamanlı olarak gördüğünüz gibi iki noktada yani hem Suriye'de hem de Irak'ta. Şimdi dikkat edin 250 kilometre derine kadar iniyor bu uçaklar. Ve bu gece şartlarında dünyada ancak 5 veya 6 ordunun yapabileceği çok büyük riskli ve tehlikeli bir harekat olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hem gece olması sebebiyle hem iklim şartları sebebiyle hem mi? Hem iklim Her şartları ikisi, hem de arazinin şu anda bozuk. Peki bu pilotlar bunu nasıl buluyorlar? Hı. Bir, havasuç uçaklarımız vurdu ki hedefleri tespit ediyor. Az önce Fulya Hanımın söylediği gibi, komutanın orada belirttiği gibi milli İstihbarat teşkilatımızın İHA ve SİHAları ve yerdeki kahraman mit elemanları bu hedefleri bize bildiriyor. Ve ihtimalen de... Evet şimdi burada hedeflerin vurulduğunu görüyoruz. Neyle vuruluyor evet. bu hedefler? Evet. söylediğim gibi Max 82 lazer güdümlü bombayla vurulduğunu görüyoruz. Ve e, yine Özay Bey'in söylediği gibi sivil hedefleri değil askeri hedefleri vurduğunu görüyoruz. Buna discriminate targeting diyor. Yani Hedefin çok hassas evet. bir şekilde. Burada etmiş. ne görüyoruz hocam anlatır mısınız? Bu vurulduktan sonra ortaya çıkan alevdir ve bomba e, yaratmış olduğu etkidir. Hı hı. Gördüğünüz gibi sağ kanat altında mutlaka solda da var. Lazer güdümlü e, milli bomba olduğunu görüyorum. Hı hı. Milli sonra... milli bomba var. Evet. Hı hı. Ama şöyle bir husus var. Şimdi siz... Tamamen yerli ve milli mi bu bombalar hocam? Evet efendim. Hı hı. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef. E, 1995 senesinde biz görevdeyken birileri bizim Kırıkkale'deki mühimmat fabrikamızı patlattı, sabotaj oldu. İnanın elimizde atacak uçak bombası kalmadı. Derhal Kore'ye gönderildik ve Kore'den aldık bombaları. Bugün Türkiye bütün bu bombaların çok daha hassasını, lazer güdümlüsünü yapıyor ve dünyaya satıyor. Yani 95'ten gelen bu tarafında Türkiye'nin yerli ve milli mühimmatla Hocam anlatır mısınız o lazer güdümlü bomba dediniz. Şimdi burada evet, kullanılan efendim. ve az önce hedefleri i̇şte imha o, eden gibi. E, nedir özellikleri bu lazer güdümlü bombaların mesela? Şimdi bu klasik bomba dediğimiz bomba, serbest atımlı bomba. Onda da pilotlarımız çok başarılı ama burada imha edilme göre Evet. Şey. Bu e, tespit edilen hedefin imhasını, bombanın etkisini gösteriyor. Bomba e, uçaktan veya yerden verilen ışınla orası ışınlanıyor ve Füzenin tapası direkt onunla gidiyor veya radar güdümüyle. Her ikisi de pilot... E, yani sendir. hedefin tespiti açısından mı, isabeti açısından evet, mı önemli? Evet, isabet açısından. Lazer bu, e, Çünkü öbür türlü sivillere savar verebilir. İstenmeyen noktaları vurabilir. Halbuki görüyoruz bunun adına akıllı, smart munition deniyor. Hı. Akıllı, mühimmatlı ama mühimmat değil esas önemli olan. Nedir şimdi? Ne Nedir biliyorsun? önemli olan? Bu pilottur. Bu makinisttir ve Türk ordusunun ne kadar eğitimli olduğudur. Aslında en önemli nokta ne kadar ha. eğitimli. Kolyo, kolyo. Kolyo. Hocam çok özür dilerim. Burada Buyurun tek bir şey söyleyeyim. Tabii. Hocam MK82'yi söyledi. MK84 bombanın milli olması niye önemli değil biliyor musun? Hocanın söylediği çok doğru. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Özel Harekatı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu yerli ve milli bombayı bu ülkenin hainleri atmışlardı. O da MK84'tü hocam da. Yani evet. bombanın menşeinden çok ee, o ateşleme düğmesine basanın namusu ve duruşu mi? önemli. Hadi bakalım siz kara yolunda gidiyorsunuz, gecenin farlarınızı açtınız. Kalk bakalım 30 bin 40 bin fite çıkıyorsun, oradan bu hedefi vuruyorsun. Ve 15, 16, 20, 30, 40 tane uçak aynısı, hepsinin hedefleri belli. Nereye vuracakları e, filo komutanları ve hava kuvvetleri karargah tarafından Genelkurmay tarafından tespit edilmiş. Siz Suriye'ye, siz Irak'a gireceksiniz. Siz şu, şu hedefleri bu. Hocam komutanım ben vurdum geldim. Yok. Ondan sonra görev takip keşif uçaklarımız var. Verilen hedefler bu şekilde vuruldu mu vurulmadı mı? Bunların fotosineleri derhal çekiliyor. Hemen e, karargahta değerlendirdikten sonra tamam, hava kuvvetlerine, genel kurmaya ve cumhurbaşkanlığına veriliyor bunların hepsi de. Yani şu anda Cumhurbaşkanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanları bulundukları e, odalarında veya Savaş harekat Merkezi'nde an ve an pilotun gördüklerinin aynısını görüyor. Hmm. Yani Türk ordusu bu pozisyonda. Hala Türk ordusuna dil uzatanların Allah ve Muhammed için bak bakalım. Yağmur yağıyor, hava soğuk ve burada bu cesarette ölümün üstüne giden kahraman Türk pilotlarıdır bunlar. Nasıl ki az önce Tim gitti, bu karanlık koşullarda gidiyorsa onların yardımlarına koşan kartallar da göklerden gidiyorlar. Bu Türk milletinin ne kadar kararlı olduğunu, Yaşar Paşa'mızın dediği gibi kim ne kuvvet verirse versin. Burada bizim bir feyit ekamp dediğimiz bize burayı boşaltın. Bu harekattaki ana mesaj şu. Bu kampları boşaltın gidin diyorlar. Hocam şimdi asla saldırılar ve sızma girişimleri sadece havadan değil, e, karadan da yoğun şekilde terör hedefleri vuruluyor. Gökhan'a görüntüleri de getirebilir miyiz paylaşılan? Topçumuz da vuruyor. Evet, evet, burada ne görüyoruz Sayın Mesut Akko Hocam? bize anlatır gibi, mısınız? Bir kunda e, e, motorlu topumuz var. İhtimalen fırtına bu. Evet. E, gördüğünüz gibi gece koşullarında topçumuz yaklaşık 40 kilometre menzili vuruyorlar. E, atılanlar atılanlarda füze gördüğünüz gibi. Evet, bu 40 da 40 kilometre menzili hocam nasıl? bu, bu topçuk 40 60 kilometre menzili. Diğer Diğeri attığı 150 kilometreye kadar atılan çok damlulu füze sistemlerimiz bunlar. Bunlar da Karadan atılıyor. bu şekilde. atılıyor. Şöyle farklı derinlerdeki hedeflerin vurulması. Neden? Burada Suriye'de PKK bu petrol kaynaklarını kontrol etmek suretiyle para kazanıyor. Amerika ile ortaklık yapıyor. O parayla silah alıyorlar Amerika'ya. O parayla 60 bin tır silahı Suriye'ye yıktılar. Yıkın o silahları Mehmetçik gidecek alacak. Siz bu coğrafyadan defolup gideceksiniz. Bu coğrafya bizim. Burası Amerika'nın değil. Burası Türklerin coğrafyasıdır. Bu bu coğrafyada terör örgütünü topçusu, füzecisi, pilotu, makinisti, komandosu, mitçisi hepsi beraber bir bütün Jandarması bir bütün bir millet hepsi beraber diyor ki sizi yeneriz diyorlar. Şimdi e, yoğun bir şekilde top atışı olduğunu görüyoruz Çok değil mi? Çok yoğun atış evet. Evet nasıl oluyor mesela e, kaç atış gerçekleşiyor? Şimdi bunlar saniyede e, saniyeli hesapları e, bir şekilde e, şöyle söyleyeyim. E, bir tane namluda 16 16 e, yük var yani füze sisteminde dörderli tüpün içerisinde atış zamanına göre çünkü oradaki hedefe göre bir atış baskısı oluşturmak ateş destek sistemlerimiz oluyorlar bunlar bu bir şekilde orada bulunan askerlerimize de bir şekilde destek vermektedir bu bakımdan kara topçusu... ve hava kuvvetleri de çok yoğun bir ateş baskısı oluşturulmaktadır hem Suriye'deki PKK hedefleri hem de Irak'taki vuruluyor böylece eş zamanlı olarak bir ateş baskısı ve yoğun bir e, askeri üstünlük sağlanıyor. Hı. Bu, bu çok önemli ama şu var: farklı coğrafyalarda, farklı coğrafi koşullarda Türkiye'nin 911 bu taraf, 300 bu taraf, 1200 kilometrede ne kadar etkin bir hava savunması ve kara savunması koyduğunu, buralardan bir şekilde bırak sınırı geçmeyi herhangi bir şekilde Türkiye sızmanın mümkün olmadığını gösteren evet. önemli bir kararlılık.